Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz milyonlarca insanın merak ettiği bir konu. Herkesin kafasında şu soru var. Doğru yatırım nereye yapılmalı? Nasıl 1'e 10 para kazanabilirim? Bu soruya cevap vermek istiyorum. Öncelikle bu tür güzel videoların gelmesi için beğenmeye tıklayın, abone olun, zile tıklayın. Bununla beraber WhatsApp'la bu videoyu dostlarınıza, arkadaşlara gönderin ki daha fazla insana ulaşabilelim. Çünkü güzellikler paylaştıkça çoğalır değerli arkadaşlar. Şimdi konumuz neydi? Konumuz 1'e 10 kazandığın yatırım nedir? Doğru yatırım nedir? Bu konuyla alakalı madde madde saymak istiyorum. Birinci madde değerli arkadaşlar, cash flow, gelir oluştur. Bunu öncelik sırasında birinci sıraya koyman gerekiyor. Nakit akışı oluşturman gerekiyor. Peki bu nasıl olacak? Öncelikle bütçen var. Eğer 15 bin euronun altında bir bütçen varsa ne iş yapıyorsan o konuda sana yetenek, beceri, kabiliyet kazandıracak eğitimlere katıl. Basit bir örnek vermek istiyorum. Örneğin depoda Kraftarbeiter olarak, yani vücudunla çalışıyorsun, bedenle çalışıyorsun ve 2000 euro maaş alıyorsun. Buradaki 2000 euroyu arttırmak için ne yapman gerekiyor? Depoda çalışan birisi olarak ştabla öğrenmen gerekiyor. Yani bedenle değil de makineyle kaldırmayı öğrenmen gerekiyor. O da ştabla kursuna katılmak için para ödemen lazım. Yani o parayı 1000 euro, 2000 euro neyse verdiğinde bir yetenek kazanmış oluyorsun. Ştapla kullanabiliyorsun. Vücudunla kaldırmıyorsun artık yükleri de. Ştaplar ile kaldırıyorsun ve aynı zamanda da kendine yatırım yaptığın için beceri kazandığından dolayı senin maaşın artıyor. Bunun gibi kendi yetenek ve becerilerini kazanmak için yatırım yapmaya hazır olman gerekiyor. Eğer 15 bin euronun altında bütçen var ise. Yine başka bir örnek daha verebilirim. Örneğin bir restoranda garson olarak çalışıyorsun ve yabancı dil bilmiyorsun. Ne yapabilirsin? Yabancı dil öğrenmek için kurslara katılırsın. Yani yine kendine para yatırman gerekiyor. O yatırdığın parayla dil öğrenmiş olursun. Bir kabiliyetin, bir becerin olduğu için diğer garsonlardan seni ayıran bir özellik olduğundan dolayı turistlerin daha fazla bulunduğu bölgelerde garsonluk yaparsın. Otomatikman maaşın 2 katı, 3 katı artabilir. Yine başka bir örnek daha aklıma geldi. Örneğin senin bir hobin var. Bu hobini geliştirebilirsin. Sanatsal yetenekler kazanma, kabiliyetler, örneğin resim, çizme, yapma konularında kurslara katılabilirsin. Yine oraya kendine yatırım yapmış oluyorsun. O yatırımı yaptıktan sonra da ürettiğin sanatı online platformlarda satabilirsin. Ama online platformu kullanmasını bilmiyorsan yine o konuda kendi kabiliyetini geliştirecek eğitimlere katılabilirsin. Yani online satış teknikleri öğrenmek için kurslara katılman lazım. Yani burada ne anlıyoruz? 15 bin euronun altında paran varsa o parayı sürekli kendine yatırman gerekiyor. Çünkü en hızlı kar getirisi olan yatırım kendine yaptığın yatırımdır. Ştaplar kursuna gittikten sonra otomatikmen %25, %30 cash flow'un, nakit akışın arttığı gibi işte öğrendiğin kabiliyetlerle hobileri profesyonel hale getirerek, online eğitimlere katılarak, satış yöntemleri öğrenerek gelirini, nakit akışını %100'e, %200'e çıkarabilirsin ilk etapta. Yani birinci madde bu. Cash flow'u arttırmak. Yani şunu bilmelisiniz ki kendi yetenek ve becerilerinizi arttırdığınızda size daha fazla bir kazanç, nakit akışı sağlar. Sürekli para gelir. Yani gelirinizi arttırmış olursunuz. Şunu da eklemek istiyorum. İnsan kendini geliştirdikçe özgüveni de artar. Öz değeri de artar. Kendisine olan saygısı artar. Kendisine olan saygısı arttıkça başka insanların kişiye saygısı artar. Yani kişi kendine güvendikçe başkaları da güvenir. Kişi kendine para yatırdıkça başkaları da bu kişiye para yatırır. Dolayısıyla ne kadar özenirsen o kadar özenilirsin. Ne kadar kendine yatırım yaparsan o kadar insan da sana gelip yatırım yapar. Sana değer verir, sana önem verir. Senden ürün alır, senin karizman ve albenin arttığından dolayı aranır insan olursun. Sen kendine yatırım yaptıkça, kendine para koydukça, kendini geliştirdikçe daha fazla kazancın olur. Bunu kafana koy. Şimdi gelelim ikinci maddeye. Küçük başlangıçlarla büyük gelirler elde etmek.
Peki nedir bu? Artık senin cash flow'un var. Kendine yatırım yaptın. Paran daha fazla gelmeye başladı. Sen kendine yatırım yaptıkça daha fazla artıyor. Yani gelirin sürekli birinci maddede anlattığım gibi sürekli paran geliyor. Devamlı nakit akışın var. Gelen bu nakit akışın çoğaldıkça gittikçe arttığı için bir yere yatırım yaptığında orada paranı kaybettiğinde canın acımıyor artık. Neden? Çünkü gelirin daha fazla. Bir yere yatırdığında canını acıtmayacak paralarla yatırımlar yapmak. Küçük küçük yatırımlar yapmak. Mesela ne olabilir? Arsalar olabilir. Yani toprak çok önemli. Fonlar olabilir. Girersin, Takas Bank sayfasına girersin. Orada 5 yılda fonların getirisine bakarsın. En yüksek ne kadar hangi fon para getirmiş onlara bakarsın. Mesela 5 yıllık %6 bin getirisi olan fonları görürsün sıralamasını yaptıktan sonra. O fonlara yavaş yavaş küçük küçük paralar yatırırsın. Yani birden büyük yatırımlar yapmayı tavsiye etmiyorum. Hani bizim mentalitemizde öyle bir şey var. Ya hep ya hiç. Bunu kafandan çıkar. Küçük küçük yatırımlar yapacaksın. Yani aldığın zaman fonlardan parça parça. Her ay 100 euro, 200 euro olabilir. Bu senin canını acıtmaz. Veya daha fazla gelirin varsa, mesela 5000 euro gelirin varsa bunun %10'u, %20'sini fonlara yatırabilirsin. 5 senede %6000 getiren fonlar var veya güvenli yatırım limanları var. Bunları araştır, incele. Başkalarından fikir alma lütfen. Çünkü başkalarından aldığın fikirler genellikle %98'i hatalı oluyor. Kendi fikirlerini oluşturarak fonlara yatırım yapabilirsin. Bununla beraber gelecekle alakalı güçlü, çok güçlü devletle çalışan hisse senetlerine yatırım yapabilirsin. Resmi bazda yatırım danışmanlığı değil. Burada genel manada yatırım tavsiyeleri veriyorum. Önemli olan canınızı acıtmayacak paralar ile yatırım yapın ve bu paraları kaybettiğinizde canınız yanmamalı değerli arkadaşlar. Asla kredi kullanmayın. Çok önemli. Bakın kredi kullandığınızda hem bereketi olmaz. O kredinin borcun baskısıyla geceleri rahat uyuyamazsınız. Bilinçaltınızda sizi negatif olarak etkiler değerli arkadaşlar. Önemli olan burada madde madde ilerlemek. Birinci madde nakit akışı oluşturmaktı. İkinci madde de küçük başlangıçlarla büyük getiriler elde etmek. Üçüncü maddeye geçmeden önce şunu da eklemek istiyorum. Küçük yatırımlarla çarpan etkisiyle en az 100'e 1000 kazanırsın. Yani %1000 kazanırsın. Bu şekilde küçük küçük paralar yatırdığında çarpan etkisinden faydalanarak gelirini arttırabilirsin. Şimdi gelelim üçüncü maddeye. Aklını ve gönlünü aynı kefede tut. Yani sadece akılla hareket etmeyeceksin. Sadece gönülle de kalple de değil. İkisini aynı kefeye koyarak bu dediklerimi yap. Yani sadece kendim kazanayım, kendim güçleneyim değil. Biraz da gönlünü koyarak hayırsever olmak için çaba göster. Yani daha fazla zekat verebilecek insan hale gelmek için hedef koy. Daha fazla hayır hasanat, daha fazla yetimlere, öğrencilere yardımcı olacağım diyerek gönlüne bunu koy. Biliyorsun gönlünde ne varsa Hazreti Allah hep gönlündekinde veriyor. Gönlünde doğru niyetlerle donatmanı tavsiye ediyorum. Şunu da eklemek istiyorum. Eğer bir yatırım yaparken içten içe rahat hissetmiyorsanız o yatırımdan uzak durun. Yani riski varsa, örneğin bazı riskli kripto paralar var değil mi? Çok riskli, şüpheli. Bunlardan uzak durmanı tavsiye ediyorum. Veya bazı dostlarım vardır, arkadaşlarım vardır veya çay bahçesinde otururken duyduğun, aklen düşündüğünde olması mümkün olmayan getirisi olan yatırımlar var. Mesela yaklaşır sana işte bak ben 1000 yatırdım, 1 milyon getirdi bana diyerek birileri gelirse eğer orada iyi hissetmiyorsan, olmayacağını düşünüyorsan, aklınla gönlünle tarttıktan sonra saçma geliyorsa, rahat hissetmiyorsan o yatırımdan uzak dur. O seni gece rahat uyutmayacak haberin olsun. Ve mutlaka o abartılı gelir vaat eden yatırımdan zarar göreceğini şimdiden sana söyleyebilirim. Çünkü dışarıda anlatılan çoğu yatırım modelleri büyük bir kısmı fake, insanları dolandırmak için tasarlanmış. Onlardan uzak durmanı tavsiye ediyorum. Senin en yakın arkadaşın, en iyi dostun o tuzağa düşmüştür, bilmiyordur ve seni de ikna eder, sen de paranı kaybedersin. Dolayısıyla aklını ve kalbini aynı kefeye koy ve o şekilde hareket et. Ama şunu unutmamalısın ki kendinize yaptığınız yatırım her zaman size en hızlı ve en garantili karı getirir. İsterseniz bu cümleyi büronuzda, duvarda, kapıda devamlı görebileceğiniz bir yere yazın. Lütfen bunu yazın değerli arkadaşlar. En garantili
verimli ve en hızlı karı getiren yatırım kendinize yaptığınız yatırımdır. Sonuç olarak doğru yatırımın sırrı önce kendinize, sonra doğru stratejilere yatırım yapmaktır. Biz Almanya'da doğduk, büyüdük, burada yaşıyoruz. Bizim büromuz burada, ikametgahımız Almanya'da ve Almanya'daki, Avrupa'daki sistemi çok iyi bildiğimizden dolayı Avrupa'da yaşayan, kendini geliştirmeye açık, kendine yatırım yapmaya açık insanlara online olarak eğitimler veriyoruz. Şahsiyet gelişimi eğitimleri, kişisel gelişim eğitimleri. Çünkü insan kişisel gelişim yaptıkça, kendine para yatırdıkça, kendine değer verdikçe geliri artıyor değerli arkadaşlar. Eğer siz de bizim gibi Almanya'da yaşıyorsanız, Avrupa'da yaşıyorsanız, kendinize yatırım yapıp gelirinizi arttırmak istiyorsanız, o zaman bizim online eğitimlere katılabilmek için bize başvuru gönderebilirsiniz. Bizim programlarımıza başlayan arkadaşlar, binlerce arkadaşımız eğitimlere katıldıktan sonra hem gelirlerini arttırdılar, öz saygılarını, hem öz değerlerini, hem özgüvenlerini arttırdılar. Bunlara sahip olan insanlar da otomatikmen hem maddi zenginliğe sahip oluyor, hem de manevi zenginliğe sahip oluyor. Sevgili arkadaşlar, siz de bu şekilde maddi ve manevi zenginlik için kendinizi geliştirin. Kendinizi geliştirmek için hemen videonun altındaki linke tıklayarak eğitime katılmak için başvuru gönderebilirsiniz. Eğitimlerde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın efendim.